Merhabalar dostlar, Ege Üstleri 2 Polonya serimizin birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte 1. Dünya Savaşı Polonya Halk Cumhuriyeti serimize başlangıcımızı yapıyoruz dostlar. Bundan bir önceki serimiz Belçika Avrupa Birliği formlama serimizdi. Bugün de yine bir komünist seri ile daha birlikteyiz. Yani uzun zamandır yani bir komünist seri olmuyordu. Türkiye'den sonra uzun zaman yapmadık. Çok uzun bir zaman olmadı açıkçası ama yapmadık yani. Sonuç olarak yapmadık. Bugün Polonya Cumhuriyeti serimize başlangıcımızı yapıyoruz. Dünya iki kutba bölünmüş durumda. Batı bloğu ve Doğu bloğu. Polonya Halk Cumhuriyeti olarak Doğu bloğunda yer alıyoruz. Sizlerin de bildiği üzere. Ancak Batı ve Doğu arasında bir savaş başladığı zaman ben direkt Çekoslovakya ile Batı Almanya'ya dalarım. Arkama Sovyetlerle Macaristan'ı çekerim. Bu devletlere karşı savaşa çağırırım. Ve abi bunları ben bütün kendi sınırlarım içerisine katarım. Bu bizim bir taktiğimiz. Aslında biz saman altından komünistlerin kuyusunu kazacağız. Saman altından abi biz bu ittifakla ihanet edeceğiz. Bizim için güzel bir seri olacağını düşünüyorum. O yüzden hemen serimize başlangıcımızı yapalım. Yapamadık, yaptık. Şimdi hemen işte başkentteki orduyu ters ederek vergileri, malları, yatırımları ayarlayarak ardından da teknoloji puanlarımızın ayrımını yaparak başlayalım işimize. Daha çok işimiz var bu seri boyunca. Bir şey formlanabiliyor muydu acaba Polonya Halk Cumhuriyeti ile? Hiç bakmamıştım ona. Bir bakayım. Bakalım. Şu devlet formlanabiliyor. Avrupa Birliği formlanabiliyor. Bu NATO. NATO formlanabiliyor. Şu neymiş acaba ya? Migdziomre. Ne? Migdziomorde. Heh. Tamam. Bir türlü doğrusunu söyleyemedim. Dostlar bizim birinci hedefimiz kim biliyor musunuz? Finlandiya. Abi parayı biriktiriyoruz. Orduyu çakap. Çakap ne? Orduyu çakıp Finlandiya'ya giriyoruz. Çünkü bizim Sovyetlerle ne kadar sınırımız olursa o kadar iyi. Çünkü Sovyetlerle bizim düşmanlarımızın sınırı ne kadar az olursa bizim giriştiğimiz savaşlardan aldığımız pay o kadar artar. Abi birinci önceliğimiz Finlandiya, İsveç ve Norveç olmalı. Çünkü bunlar Batı bloğu ülkeleri değiller. Ve o yüzden bu ülkelere girebiliriz. Ve şöyle bir durum var ki bizim saman altından bir yandan da bu arkadaşa yardım etmemiz lazım. Çünkü bu arkadaş abi gidip de diğer adama yenilirse eğer şu arkadaşa hani benim bütün planım suya düşer. Onu da istemiyorum. Türkiye ile bir süre ilişkilerimizi iyi tutacağız ancak sonradan abi Yunanistan'ı alacağız. Türkiye'yi alacağız. Buradan Arnavutluk'la Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'ni alacağız. İtalya'ya gireceğiz Batı bloğunun olmadığı için. Buradan İsviçre'ye gireceğiz. Ardından da bütün Batı bloğuna kafa tutarak bütün topraklarımızı birleştireceğiz. Sonra da kendi bloğumuz olan Doğu bloğuna ihanet edeceğiz ve Doğu'nun ayısı Sovyetler Birliği ile savaşa girip başarı ile umarım ki ayrılacağız. Şöyle bir seninle ilişki geliştirme işlemleri yapalım. Yaklaşık 300 binlik bir para Finlandiya'yı almak için yeterli olacak orduyu finanse etmek için yeterli bir para olduğunu düşünüyorum. O yüzden 300 binlik bir para yeterlidir. Aynen öyle. Hemen başlayalım. Buradan en aşağıdan en üste doğru ordu basma işlemlerimize başlayalım. Polonya Halk Cumhuriyeti'nin halkı, ben daha doğrusu Polonya Halk Cumhuriyeti'nin halkının devletine her daim destek vereceğini, devletinin her daim yanında olacağını, yani hiçbir şüphem yok, her şekilde bizim yanımızda olacaklarına inanıyorum. Bence abi bizim halkımız bize güveniyordur, bizim yanımızdadır diye düşünüyorum. Umarım doğru düşünüyorumdur. Evet, ordumuzu topladık. Bakalım. Elimizdeki mevcut ordumuz Finlandiya'yı yere devirmek için, Finlandiya'yı yerle eksan etmek için yeterli bir ordu rakamı toplayabilmiş miyiz? Hemen bu toprağımızla bunları, ordularımızı birleştirerek bakalım. 60 bin gayet yeterli. Çok yeterli abi. Şu ya 60 bin bütün ordumu yığıp başkentine girişimizi hemen hızlı bir şekilde yapacağız. Ve başkenti düştü. Başkenti düşen ülke çok fazla dayanamaz bence. Ege Üsleri'de en azından öyle oluyor. Başkenti düşen ülke çok fazla dayanamıyor hiçbir zaman. Orduları hemen şöyle yönlendiriyorum.
Seni buraya atıp oradaki ordulara bir süre hiçbir elleme yapmıyorum. Sonra arkadan ordu desteği. Sizi şöyle, seni şöyle. Zaten artık Finlandiya'nın son eyaleti kaldı. Pardon, bir eyaleti daha varmış. Hemen oradaki toprağını da çıkartmamızı atalım. Aynen öyle. Finlandiya'yı %100'lük bir savaş zaferi skoruyla yendik ve bütün topraklarını da Polonya Halk Cumhuriyeti'nin fethettiği ilk topraklar olarak egemenliğimiz altına almayı başardık dostlar. Sizlerin de gördüğü üzere Polonya Halk Cumhuriyeti'nin hükümeti gerçekten halkının refahı için elinden gelen her şeyi yapacak ve elinden yapıp daha doğrusu elinden gelenin ardına koymayacak diyelim. Yapabildiğimiz her şeyi yapacağız. Her şeyi. Paramız artıya çıktığında buraların asimilasyon işlemlerini başlatıp buradan hızlıca abi İsveç ve Norveç'e girelim. Böylece ilk bölümümüzü burada bitirelim. Şu anda bu arada Fransa ile Batı Almanya ile falan ilişki geliştirme yoluna gitmemiz şart. Çünkü şu anda güçsüz bir devletiz. Onlara kafa tutabilecek güçte değiliz. Özellikle de Birleşik Krallığa. Hani aslında şu anda Britanya Hindistan'ı ile bir savaş içerisinde Birleşik Krallık. Ve şu anda Britanya Hindistan'ın toprakları üzerinde bir ilerleyiş sergiliyor. Britanya Hindistan'ı bu dönemlerinde çok güçsüz gördüğünüz gibi nüfusu var ama ekonomisi hiç yok. Dolayısıyla bastığı orduları kaldırabilecek bir ekonomiye sahip değil. Yani orduları açken savaşamayacaklarına göre Birleşik Krallık çok yüksek ihtimalle Britanya Hindistan'ını bütün topraklarını işgal ederek savaştan ayrılacak. Evet, gördüğünüz gibi Britanya Hindistan'ı Birleşik Krallığa karşı hiçbir şey yapamadı ve oğlum o neydi lan, hiçbir şey yapamadı herif. Sadece burada 2 adet adası kaldı. Çok inanılmaz. İnanılmaz. Birleşik Krallık çok hızlı yedi. Bu kadar hızlı olmamalıydı bu. Çok hızlı oldu lan. Şu adalarına da çıkartma atı bari. Gerçekten ilginç olaylar dönüyor şu anda dünya üzerinde. Kendi vasalına ihanet eden birini görüyoruz. Toprak bizim değil miydi asimilasyonu %100 lan? İlginç. Evet dostlar. Ufaktan artık topraklarımıza yatırım yapmaya başlayalım. Ana topraklarımıza yatırımlar yapmaya başlayalım. Onlardan birincisi teknoloji yatırımı olmalı. Polonya Halk Cumhuriyeti'nin orduları diğer devletlerin ordularından düşük seviyede ordu olmamaları lazım. Oğlum o neydi la? O neydi lan? Yani diye yedi şeyi Danimarka'yı. Hani neyse sıkıntı yok. Allah! Ne diyorsun lan? Gir 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 gir. Allah! Sovyetler dur dur dur, ben de geliyorum dur. Bir kez daha ordu basayım. Sovyetler bekle. Abi! Gir oğlum gir. Bekleme dur. Dur Sovyet dur lan dur lan. Gel 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 gel, siz de gelin hadi. Çekoslovakya'yı çağırma. Gir 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 gir. Sovyetleri itiyor bir de, gel aynen öyle it Sovyetleri bir de. Of benim adamsın it. Allah sen adamın dibisin ya. Helal lan. Az buçuk da olsa toprak koparmayı başardık be. Budur. Muhteşem sınırlarımız oldu. Hani Sovyetler çok hızlı aldı. Ben buradan şunu çıkarırım ki Sovyetler acayip güçlüymüş. Hani acayipten bir tık daha fazla güçlüymüş. Bir tık daha fazla güçlü. Teknolojik yatırımlarımıza devam edelim. Ordularımızın dediğim gibi düşman devletlerin ordularından daha düşük seviyede orduları, daha düşük teknolojide orduları olmasını dilemiyorum, istemiyorum. Batı bloğu da İtalya'ya giriyor şu anda. Ya çok büyük bir fırsatı teptik biliyor musunuz şu an aslında? İtalya hızlıca biz de girebilirdik. En azından birkaç toprak koparırdık. Oğlum ne oluyor lan? Batı bloğu birbirine giriyor. Batı bloğu şu anda iç kıyafeti sağlayamıyor sizlerin de gördüğü üzere. İçlerinde büyük bir kırışıklık çıkmış durumda. Özellikle de Birleşik Krallık ve Sri Lanka batı, özellikle Birleşik Krallık ve Sri Lanka daha doğrusu birliğe ihanet etmiş sizlerin de gördüğü üzere.
Ulan inşallah Batı Almanya da ihanet eder lan. Lan buradan Sovyetlerin üstünden ordu geçirir Batı Almanya'ya gireriz lan, ne güzel olur. Yaptığımız teknolojik yatırımlar sonrasında 0,81'lik bir teknoloji seviyesine ulaşmayı başardık. Polonya Halk Cumhuriyeti'nin hükümeti halkına bir kez daha onların refahını ne kadar dilediğini, onların refahını ne kadar istediğini belirtmiş oldu, göstermiş oldu diye düşünüyorum. Çok iyi. Ha, niye verdim diye. Zaten kolonize edilmesi gereken eyalet yok burada. Tamamdır. Sovyetler Birliği de girdi Batı bloğuna. Oğlum. Tam gelmiyorum ben Türkiye Savaşı. Oy. Abi ya Sovyet hayır ya. Anlaşılan ordu basma vakti gelmiş beyler. Az para biriktirip ordu basalım, Fransa'ya, Batı Almanya'ya girelim. Ya Batı Almanya az buçuk kurtarın. Az buçuk kurtarın oğlum Sovyetlerin elinden. Az buçuğunu kurtarın lan Sovyetlerin elinden. La kurtarsanız da. Hey Allah'ım, kurtaramadılar. Sovyetler Fransa'yı da bitirdi. Hadi. Bitiyor Sovyetlerin buralardaki toprakları. Hadi lan. La bitirin de ben de gireyim ya. Bitirin oğlum. Sovyetlerin toprağı kalmasın. Bitirin. Bitirin ben de gireceğim. Bitirin ben de gireceğim. İlk bölümden hızlı başlayalım biraz. Hadi oğlum ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi. Hadi. Fransa güveniyorum sana. Güveniyorum sana. Hadi oğlum Fransa. Hadi oğlum Fransa. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Yaparsın sen Fransa. Sen yılların sömürgeci devletisin ya. Yılların sömürgeci devletisin lan. Lakabını kullanarak döversin sen Sovyetleri. Hadi güveniyorum sana hadi. Hadi 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 hadi. Sen Sovyetleri bir Batı blo şey Batı Almanya'nın topraklarından çek. Batı Almanya'nın topraklarından iç sen adamları. Gerisi bende. Gerisini bana sal. Gerisini bana bırak. Halledeceğim ben bütün her şeyi. Sen yeter ki bana sal. Hadi itiyorsun, itiyorsun. İt. Sen itmeye devam et. İtmeye devam et. İtmeye devam et. İt. İt oğlum. İt it, 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 it. Tamamdır. Topla bütün orduları tek yere. Acil, acil, hızlı. Yani siz de şurada toplanın. Çabuk abi. Çabuk. Çabuk, 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 çabuk. Toplan, toplan, toplan. Gel siz de şuraya gelin. Gel, 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 gel. Siz şuraya, siz şuraya. Gel abicim, gel. Gel, 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 gel. Gel. Şuraya abi. Siz Varşova'ya gelebilirsiniz hemen hızlıca. Siz de şurada toplanın abi. En erken nerede toplanabiliyorsanız orada toplamaya çalışacağım sizi. Gel, gel. Gel, 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 gel. Dön Varşova'ya, dön Varşova'ya, dön Varşova'ya. Dön abi Varşova'ya. Dön Varşova'ya. Döndün mü Varşova'ya? Döndün. Bu ordu yeterli olmaz be. Bak bu orduyla bence şeye girelim. Finlandiya'ya girelim. Pardon, İsveç'e girelim. En mantıklısı bu. Şurada bir adet liman var. Buraya bir 30 bin ordu at. Şurada da bir limanı var. 15 pardon dur. 15 bin 15 bin buraya da. Kalan ordunun yarısını da şuraya gönder. Aynen öyle. Güzel bir ordu dağılımı yaptık diye düşünüyorum. Hemen savaşımızı ilan edelim. Bu arada müttefiğimiz kalmamış bizim. Sovyetler Birliği ittifaklıktan ayrılmış. Ya da kovmuş bizimkilerden bazıları. Öncelikle limanlarına çıkartmalarımızı atmaya daha öncelik vermemiz lazım. Çünkü limanlarını ne kadar kısa sürede yok edersek bize atabileceği çıkartmalar da o kadar azalacaktır. Buralar şöyle 2500-2500'den 5'er bin ordu gönderelim. Ha, gönderemiyor muyum? Tamam bekleriz. Güzel, güzel, güzel. Oraları düşürmeyi başarmamız gerçekten çok güzel oldu abi. Siz hemen bir artık kayma işlemleri yapın. Tamam, sen bütün orduyla buraya, sen bütün orduyla buraya mı? Yok sen şuraya gel, sen şöyle gel. Başkentine deniyorum. Güzel, başkentini de düşürmeyi başardık. Ordu kaydırma işlemlerine devam ederek hareket edelim. Sen bütün ordunu buraya çıkar abi. Ben de o sırada başkentten ilerleyişlerime devam edeyim.
Azıcık kredi alalım da burada birazcık savunma yapalım. Saldırıya gerek yok burada. Burada savunma yapsak yeterli olur. Hızlı bir şekilde 5 adet kredimizi alalım. Devletin hazinesinde bol bol kredi vardır diye düşünüyorum zaten. Aynen öyle. 100 binlik bir kredi çıkardık kendimize. Bir de bir asker alma işlemi iki defa. Tamam. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle saldır. Şuraya desteğe gel. Şöyle yap. Bir tık öne git. Sen şöyle saldır. Şöyle, şöyle, şöyle. Şuradan saldırılara son gaz devam. Sen de bir tık aşağıya doğru ilerle bakalım. Güzel, yukarıdan itişlerimizle başarılı olduk. Güzel. Çok iyi gidiyoruz abi. Siz ikiniz şuralarda birleşin bakalım. Sen şuradan şuraya desteğe git. Sen de şuradan bitir Finlandiya'yı. Aynen öyle. Sadece 3 adet mi eyaletleri kaldı? Evet, yalnızca 3 adet eyaletleri kalmış. Hemen oraları da bitirelim şu şekilde. Aynen öyle. İsveç Savaşı'ndan da başarı ile ayrıldık ve maalesef ki bütün topraklarını alabilecek kadarlık bir yıldıza ulaşamadık. Açıkçası şu adaların hepsini alalım. Tamam, böyle bir barış anlaşmasıyla bırakalım. Tamam. Ben böyle bir barış anlaşmasına razıyım. Sıkıntı yok. Tamam. Sen niye o adaya çıktın ki? Neyse, gel hadi. Seni terhis et. Seni terhis et. Yukarıda doğrularımız olması lazım. Aynen öyle. Siz de şurada birleşip terhis edelim. Aynen öyle. Hemen şöyle bir paramız artıya çıksın. Asimilasyon işlemlerimizi başlatacağız. Ardından da ilk bölümümüzü burada bitireceğiz artık. Dostlar, umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Ben açıkçası çok eğlendim. İlk bölümden gerçekten güzel ilerleyişler sergiledik. Umarım sizlerin de hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.